Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar size BitLife sitesini göstereceğim. Aslında bunu eğer sosyal medya kullanıyorsanız %99 biliyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlar bunu sosyal medyada kullanmayan yok. Tüm linklerde böyle bit.ly yazar başında. Peki arkadaşlar nedir bu bit.ly veya bit.ly? Bu arkadaşlar en basit tabirle link kısaltma servisi oluyor. Peki link kısaltma servisleri nedir? Arkadaşlar normalde diyelim bir linkiniz 50 karakterdir ve bu site sayesinde yani bit.ly sayesinde bu linkiniz 10-15 karaktere kadar düşebiliyor. Yani ben şu anda kafamdan saldım fakat baya bir azaltıyor. İnsanlar sosyal medyada da bunu bunun için kullanıyor. Yani yer açısına tasarruf etmek için kullanıyor. Ve açıkçası daha güzel gözüküyor. Linkte sonuçta sallama rakamları olduğu için ne kadar fazla olursa o kadar kötü oluyor. O yüzden bu şekilde kullanılıyor. Ve arkadaşlar şimdi gelelim para kazandırma olayına. Bit listesi para kazandırıyor mu? Ben bunu arkadaşlar internette birçok makaleye baktım. Ayrıca ben bu programı pardon siteyi yaklaşık bir buçuk yıldır falan kullanıyorum. Şu ana kadar 1 gram para kazanmadım ve bu kesinlikle para kazandırmıyor arkadaşlar. İnternette bazıları para kazandırıyor falan yapmışlar. Hatta bazı kişiler internette pardon YouTube'da videosunu çekmiş bitliğiyle para kazan. Bu tamamen yalan. Bitly kesinlikle para kazandırmıyor. Zaten eğer para kazandırıyor olsaydı diğerleri gibi o da siteye tıkladığınızda reklam verirdi. Yani kısaltılmış linke tıkladığınızda reklam verirdi. Biliyorsunuz ben daha önce iki kere link kısaltarak para kazanma videosu çekmiştim. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da evet link kısaltma servisi. Fakat onlarda arkadaşlar reklam çıkıyor. Bitly'de de bu söz konusu değil. O yüzden zaten çoğu kişi Bitly kullanıyor. Diğerlerini kullanınca kullanıcılar bezebiliyor çünkü aşırı reklam çıkıyor diğerlerinde. Ama diğerlerinin artı yönünde o linkten para kazanmanız Bitly'de bu söz konusu olmuyor. Bence arkadaşlar linklerinizi sade bırakmayın. Ya bu siteyi kullanın ya da para kazandıran siteyi kullanmanızı tavsiye ederim ben. Para kazandırma mevzusu açıklığa kavuşmuşsa şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar ilk olarak siteye girdiğinizde bu şekilde bir görünüm çıkıyor karşınıza. Buradan bunu eğer devamlı kullanacaksanız ben hesap açmanızı öneririm şuradan sign up free'den. Ama eğer birkaç seferlik kullanacaksınız. Buradan direkt aşağı kısma indiğinizde linki girip kısaltabiliyorsunuz. Fakat bu şekilde istatistikleri vesaire göremiyorsunuz. Eğer hesap açarsanız da arkadaşlar şu şekilde bir görüntü karşılığı hemen gelelim. Bu benim arkadaşlar ana hesabım. Yani ben link kısaltmalarını hep buradan yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok istatistiği gösteriyor. Örneğin arkadaşlar son 30 günde burada ben 1069 tıklanmışım yani kısalttığım toplam linklerle. Ayrıca 979 tanesi de YouTube'dan tıklanmış. Diğer sekmeye gelecek olursanız da arkadaşlar şu, şu sekme. Buradan da arkadaşlar daha detaylı olarak istatistikleri görebiliyorsunuz. Burada da son 30 günde en çok tıklananlar gözüküyor. Örneğin arkadaşlar bir linke girdiğiniz zaman buradan biraz aşağı indiğinizde arkadaşlar buradan günlere dağılımını görebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğinizde burada location yani nereden tıklanmış ve arkadaşlar hangi platformdan tıklandığını görebiliyorsunuz. Örneğin bende 256 tanesi YouTube, diğer ikisi de başka platformlardan tıklanmış. Buradan da arkadaşlar link kısaltmak için buradan create kısmına geliyorsunuz. Sonra buraya linkinizi giriyorsunuz. Örneğin ben şimdi çeviriyi kısaltayım. Buradan geliyorum. Ctrl e C yapıyorum. Buraya Ctrl e V yapıyorum arkadaşlar. Sonra buradan create'e bastığım zaman gördüğünüz gibi şu anda oldu, kısaltıldı. Ayrıca arkadaşlar şuradan da değiştirebiliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Örneğin ben çevirdim. Fakat arkadaşlar burada bir önemli faktör ise alınmış kısaltma adlarını alamıyorsunuz. Bakalım şu anda çeviri boş mu? Buradan save'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu kopyalayalım arkadaşlar. Bitly, bitly çevirdi dedik mesela. CTLV yaptık. Bakalım şu anda açılacak mı? Gördüğünüz gibi açıldı. Ayrıca bayağı bir kısalttık ve anlamlı kısaltılış oldu. Yani arkadaşlar Bitly'den sonrasını istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Fakat alınmış isimleri maalesef alamıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar diyelim ki bunu yanlış yaptınız. Yani linki yanlış kısalttınız hemen şöyle gelelim. Örneğin ben son olarak bunu kısalttım. Buradan edit'e basarak da arkadaşlar bunu düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size üst vers versiyonları göstereyim. Gördüğünüz gibi bende şu anda free account diyor. Buraya tıklıyoruz. Change gruba change gruba basıyoruz. Sonrasında ise bize böyle bir yer karşılıyor. Aşağıda da daha detaylı olarak avantajları yazıyor zaten. Bayağı bir avantajı oluyor. Fakat siz normal bir kullanıcıysanız bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Bu arada bu İngilizceyi anlayamıyorsanız Chrome'dan girip sağ tık çeviri yapabilirsiniz. Hatta ben şimdi gireyim. Şu anda arkadaşlar ben Chrome'dan girdim. Sağ tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Türkçe diline çeviri yazıyor. Buna bas basıyorum arkadaşlar. Biraz bekledim. Şu anda çevrildi. Burada basit olarak avantajlarını yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda da daha detaylı olarak avantajları yazıyor. Bir de yukarı çıktığımızda arkadaşlar burada yıllık ve aylık var. Aylık ödemede biraz daha pahalıya denk geliyor. Yıllık anlaşırsanız daha mantıklı oluyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Umarım bugün bu bitli nedir konusuna açıklık getirebilmişimdir. Çünkü arkadaşlar herkes böyle sosyal medyada görüyor görüyor ve bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben de umarım bugün buna açıklık getirebilmişimdir. Videoyu kapatmadan arkadaşlar eğer istek videolarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz de aşağıda sosyal medya hesaplarım mevcut. Onları da takip edebilirsiniz. Ve yeni bir shorts kanalı açtım. Oraya da ara sıra özel içerikler üretiyorum ve genelde video video kesitleri atıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. kalın.